Tuğrul. Sen ne ettiğini sanırsın. Saadettin hakkında verdiğim hükmü nasıl olur da çiğnersin? Senin adaletin benim adaletimin üstüne midir ki Saadettin'in peşine düşersin, yaverini katledersin? Kendi adaletini başı bozuk bir şaki gibi yerine getirmek de ne olur? Sen kendini ne sanırsın Ertuğrul? Adaletle abad olmayan devlet yıkılmaya mahkumdur sultanım. Sen ne cüretle benim adaletimden şüphe edersin? Adaletiniz yarayı kapatmamış, bilakis kanayan yaraya tuz basmıştır sultanım. O yara devletimizin içinde kanar. O kanın içinde boğulmayasınız, hakikati göresiniz diye buraya geldim. Yeter! Yeter! Sana verdiğim bütün imtiyazlarla birlikte uç beyliğini aldım. İmdi de kelleni alacağım. İçine düştüğünüz gaflet uykusundan uyanamazsanız verdiğiniz buyrukların hiçbir hükmü kalmayacaktır sultanım. Tıpkı devletimiz gibi. Yeter! Altunaba'nın size yazdığı mektup Saadettin'le bir olup iş tuttuğuna delalet eder sultanım. Saadettin yetmedi. Şimdi de oğlum Gıyasettin'in atabeyi Altunaba'ya mı musallat oldu? Altunaba bu işte yalnız değildir sultanım. Etmeyin. Aziz. Sultanım. Buraya gelirken Emir Saadettin'in adamları tarafından saldırıya uğradık. Size sadık olduğunu düşündüğümüz askerlerimiz de sizin gibi onların sözlerine kanıp karşımıza geçtiler. Sen ne dediğini bilir misin Aziz? Sultanım, Ertuğrul Bey'in buraya olanları anlatmak için kendi isteğiyle gelmiştir. Saadettin, Ares'i öldürmek için peşinden Göktuğ'u saldı sultanım. Niyeti hakikati söylediği için Ares'ten intikam almaktı. Ben böyle bir şeye tevessül edeceğini bildiğim için Ares'i takip ettim. Göktuğ belasını buldu. Sizi katletmek için fitne peşine düşerler sultanım. Artık gözünüzdeki perdeyi kaldırasınız. Buraya geleceğimi bildikleri için Altunaba bir mektup yazıp beni itibarsızlaştırmak istedi. Beni
bizzat sizin öldürmenizi istediler.